6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen illerden biri de Adana olmuştu. Adana'da depremde 13 bina yıkılırken 2.928 bina ağır hasarlı ve 5.119 bina ise orta hasarlı olarak değerlendirilmişti. Depremin üzerinden 7 ay gibi bir süre geçmesine rağmen Adana'da birçok ağır hasarlı binanın yıkımına henüz başlanmadı. İlkokul, ortaokul ve liselerin bulunduğu yerlerde de okulların yanında ve yakınlarında birçok ağır ve orta hasarlı bina bulunuyor. 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı 11 Eylül pazartesi günü başlayacak. Fakat Adana'daki bazı okulların yanında bulunan ağır ve orta hasarlı binalar yüzünden öğrenciler, veliler korku içerisinde. Veliler çocukları okula gönderip göndermeme konusunda tedirginlik yaşıyor. Lise öğrencisi Kadir Yıldız konuşmasında şunlara değindi. Önce okulları biraz erteleyip bu binayı erkenden yıkmaları lazım. Zaten Süleyman Demirel'de çalışmaları başladı. Ama çok geç yapıyorlar çalışmaları. Yani bence bir an önce okul taraflarındakilerin yıkılması lazım. Çünkü can kaybı yaşanabilir. Kardeşim bu okulda eskiden okuyordu. Hala okuyor olsaydı kesinlikle ailemle falan konuşurdum. Kardeşimi bu okula göndertmezdim. Çünkü bina gerçekten hasarlı, gördüğünüz gibi doğru düzgün bir şekilde durmuyor. En küçük bir depremde yıkılma ihtimali yüksek.